Evet. Değerli izleyenler, tabii ki kitaba döndüğünde değerli okuyucular, bugün yine çok anlamlı bir başlıkla, çok güzel konuklarla birlikteyiz. Dış Kapı Sanat Atölyesi'ndeyiz. Bir hastanede kurulan ve keşke her hastanede olsun dediğimiz bir yapılanmayla ilgili, bir sanat atölyesiyle ilgili konuşacağız. Dış Kapı Sanat Atölyesi'ndeyiz ve biz sevgili Mehmet Hocam'la değerli konuklarımıza hoş geldiniz diyoruz. Günaydın Çok efendim, hoş geldiniz. günaydın. Olduk hocam. Evet, bazı arkadaşlarımızı ameliyat kıyafetleriyle görüyoruz. Biraz hocam. Konukları, izleyicileri uyarıyoruz. Her an bir ameliyata çağrı olup konuklarımız gidebilirler. Biz Mehmet Hoca'yla devam edeceğiz bu durumda. Sizi anlatacağız. Evet, değerli dostlar, önce ben kurucu ekip dedik. Osman hocamla bunu konuşuyorduk. Nereden çıktı hocam bir sanat atölyesi? Hocam, arkadaşların bireysel çalışmaları vardı. Organize değildi daha önceki dönemlerde. Bir iki arkadaşımızdan bu haberleri duyunca ilk etapta arkadaşları birbirleriyle tanıştırma fikri oluştu. Bu arada bir baktım, arkadaşların bazıları bölgesel olarak bir araya gelmişler, üretime geçmişler. Bu çok keyif vericiydi. Sadece ben ressam kökenli, resim yapma kökenli birisi değilim ama işin destek kısmında seninle beraber çok emeğimiz oldu, öyle düşünüyorum. Arkadaşları bir araya getirince ve onları da seninle tanıştırınca bizim Dış Kapı Sanat Atölyesi pandemi döneminde çok muhteşem üretimler yaptı. Çok güzel sergiler verdi arkadaşlar. Hepsinin eline sağlık, hepsine teşekkür ediyoruz. Biz kendi adıma söyleyeyim, buluşturma, geliştirme aşamasında arkadaşları bir araya getirerek görevimi yaptığımı düşünüyorum. Ondan sonrası tamamen arkadaşların kendi emeği. Ve bilinebilirlik, camiaya da söz sahibi olabilmek, yerlere gelebilmek açısından çok büyük çalışmaları oldu. Herkesi tebrik ediyorum. Çok da mutlu oluyorum arkadaşlarım bu faaliyetlerinden. Hepsine başarılar diliyorum. Senin emeklerin çok fazla. Herkes bir yerlerde bir şey üretiyor ama bunların hepsini bir potada bir araya getirmek en büyük kısım. Doğru noktalara, doğru insanları taşıyabilmek çok önemli. Burada senin sayende arkadaşlarımız pek çok alana girebilme fırsatı yakalayabildi. O yüzden ayrıca büyük bir teşekkür de sana etmek istiyorum hocam. Eline sağlık. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Ben gayretlerini çok iyi biliyorum. Arkadaşlarımızın resimlerini bana gösterdiğini, onları sanatçılarla buluşturduğumuzu falan. Ama bu aşamadan sonra mesela sevgili Didem'le devam edelim. Sanatçılara gideceğiz, geleceğiz, buluşacağız, resmi göstersek falan derken artık atölyenizde sanatçıları konuk ediyorsunuz. Mesela buradan Bilgin Bey'e selam olsun. Her Art Ankara'da birkaç yıldır varsınız, bir köşeniz var. Neler söylemek istersin sevgili Didem? Didem hocam. Osman abinin de dediği gibi yani bu konuda sizin çok önemli bir katkınız var. Ya biz tek başımıza hani o atölyede yaptığımızda belki sesimizi bu kadar duyuramayacaktık. Benimle ilgili kısımları geçerek, evet. Yani atölyemize gelen hocalarımız, başta Hasan Pekmezci, Şükran Pekmezci olmak üzere Habip Aydoğdu, Aslan Başpınar. Yani hepsi o kadar çok katkıda bulundular ki, o kadar özverili insanlar ki bir yandan da motive ettiler bizi açıkçası. Keza Bilgin Bey de öyle. Art Kontak'ta iki kez katıldık. Art Ankara'ya da iki kez Doğru, katıldık. Ankara'ya katılıyorsunuz, İstanbul'a Evet. da katılıyorsunuz. Evet. Atladım. Ya bunlar mesela benim hayal edemeyeceğim şeylerdi. Açıkçası daha önceden gezerdim Art Ankara'yı ama hiçbir zaman orada sergiye katılabileceğimi düşünmemiştim. Çok da keyifliydi, hepsi birbirinden keyifliydi yani. Yani bu ortamlarda bulunmak biraz monoton, hayatımız biraz hani doktorların, işte hastane çalışanlarının biraz monotondur. Hani dış sosyal aktivitelere çok fazla işte zaman ayıramazlar diyeyim. O yüzden o yıllardır yaşadığım o monoton hayattan çıkışı da sağladığı için kendimi de böyle
Çok daha fazla mutlu, böyle tutkuyla bağlandığım bir işte bu kadar uğraşırken bulduğum için de ayrıca çok mutluyum. Yani bu şansı vesile olan herkese de ayrıca teşekkür ediyorum. Evet, sevgili Didem hocamıza biz de teşekkür ediyoruz. Şimdi orada üçlü bir grup var. O üçlü gruba topu atalım, mikrofonu uzatalım. Üçlü grup kendisi organize olup kendisinin de adını söyleyerek kısaca, o üç kişisiniz çünkü adınız altta sadece Kemal Bey'in adı var. Evet, söz sizde. Erdoğan sen başlayacaksın. Ha? Evet, Tamam. başlayacaksın. Merhabalar, ben Doktor Erdal Yılmaz. Erdal Reşit Yılmaz, beyin cerrahi servisinde doçent doktor olarak çalışmaktayım. Bu fikir nereden çıktı? Bu fikir bildiğiniz gibi sağlıkçılardan her şey olur. Bireysel olarak oluşan çok fazla insan var sanatla uğraşan. Bizler bir araya geldiğimizde dedik ki bunu şeye çevirelim. Yani bunun için hastanede yapmıyoruz. Zannederim bu da bir ilk olarak hastanede bir salonu atölye haline getirdik. Hastanede sanatla uğraşmak isteyen herkesi buraya davet ettik. Kapısına kilit koymadık. 24 saat açık kalacak şekilde malzemeleriyle isteyen herkes buraya gelip işte resim yapabilir, tuval yapabilir, boya yapabilir. Hazır çayımız, kahvemiz, kitaplarımız da var. Çalışabilir. Bu güzel bir aktivasyon oldu. Bu hastanede bireysel çalışan insanlar bir araya gelince bir enerji yaratıyor zannederim. Daha sonra tabii ki hocalarımızın, Necati hocamın da sayesinde bu duyulmaya başladı. Bir ilk olduğu için zannederim bayağı da ilgi topladı. Ankara'da yaşayan sanatla ilgilenen resim hocaları, eğitmenler, öğretim üyeleri sırayla atölyemize geldiler, gezdiler ve bizi tebrik ettiler. Bu bize büyük bir şey veriyor, şevk veriyor. Ve çayımız da hazır oluyor. Harika, harika hocam. Şimdi mikrofonu Evet. diğer iki arkadaşımız da alabilir mi? Orada demin Tabii ki. yanınızdaydılar. Evet. Merhabalar hocam. Şöyle Merhabalar. resimleri de göstererek devam Evet. edeyim. Şöyle bir resimlerinizi Olur. göstereyim hocam. Son çalışmam. Şöyle Erdal hocanın da resimlerini göstereceğim. Tabii Kim bu konuşuyor? Kemal yazıyor ben Kemal altta. Ulutaş, Ankara Dış Kapı Hastanesi memurum, veri hazırlama ve kontrol işletmeniyim. Sesim geliyor değil mi hocam? Görünüyor, Geliyor, görünüyor. geliyor. Devam. Evet. Şu resimleri de göstereyim. Hep Anadolu'da hep söylenirdi. İnsanlar hep doğduğu yer dışında başka hiçbir yeri görmezler. Doğduğu yer dışında şu 5-10 kilometre ilerideki dağın arkasını görmezler. Hep merak ederler o dağın arkasında ne vardı. Aslında bizim bu sanat çıkışı da biraz da o dağın arkasında ne var dememizden başladı. Biz şunu yapabilirdik. Öncelikle Necati hocama, sevgili Osman hocama ve Kemal Bey Erdal'a, Didem'e çok yürümeyebilirsin teşekkür ediyorum. ama. Birbirimize ekip. Yürümeyebilirsin. Çünkü biz etrafı görmüyoruz. Yürümeyebilirsin. Evet, Öyle daha mi hocam? güzel. Evet, Evet, olabilir. böyle Olur. konuşalım. Evet hocam. Evet. Şimdi biz Evet. diğer odaya da Evet. gideceğim. Bu ekibin şöyle mi söyleyeyim? Konuş. Bu ekibin bir araya gelmesi gerçekten büyük bir şans. Eğer bize bir araya gelmemiş olsaydık hayatımız boyunca belki de dış kapı hastanesinde değil de herhangi bir atölyede biz yapıyor olabilirdik. Ve ne Ankara'da, ne İstanbul'da, ne de Türkiye'nin başka yerlerinde, yurt dışında, hatta yurt dışında bile kimse bizim adını duymuyor. Bu aslında Orhan Veli'nin şiirindeki gibi birdenbire oldu aslında. Birdenbire bizim bunu cesaret edip adım atmamız oldu. Eğer biz göstermemiş olsaydık Kemal belki Bey'i halen yakalamak mümkün değil ya. Nasıl geziyor maşallah ya. Kemal Bey dur. Şimdi hocam resimleri koyduğumuz bir yer daha var. Siz orayı da Bu arada gösterin. en Evet. büyük destekçimiz Doktor Zekai Uysal da burada. Harika. Merhaba. Bir iki kelime de ondan duyalım. Hemen kamerayı lütfen ona çevirin. Evet. Yani hastanemizi farklı kılan en önemli özelliklerden bir tanesi bu atölye. Yani resim atölyesi, sanat atölyesi. Sizi görebilir miyiz? Doktor Zekai Evet, Uysal. evet. Doktor Zekai Uysal. Aile Hekimi Klinik İdare Sorumlusu. Dış Kapı Yılmaz Eğitim Araştırma Hastanesi. Klinik kurucusuyum.
Ankara'nın şu an itibariyle en çok hasta bakan doktoruyum. Öyle söyleyeyim yani. Öyle tanıtayım kendimi. Ayrıca satranç kulübümüzde hocam. Satranç kulübümüzde bunu kullanmak için söylemiyorum ama Allah nasip etti. Böyle bir hizmet ortamı bulduk. Şu an itibariyle en çok hasta bakan, en çok tanınan hekimiyim yani. Bravo. Bravo. Evet. Kutluyoruz. Ben de en çok tanınan ressamıyım. Sanatçıyım. ve bu Temel kardeşim benim için yaptığı portre beni ağlatmıştır yani. Canımsın. Beni en iyi tanımlayan sanatçı diyelim kendisine. Allah razı olsun. Bir çok de hanımefendiye mikrofonu uzatır mısınız? Bakın çok uzak kaldı. Günaydın hocam. Merhabalar, Ferda Ata, acil sorumluluyum. Yaklaşık 1,5 senedir atölyemizde hizmet vermekteyiz. Hocalarımı çok seviyorum, hekim anlar. Onlar sayesinde biz de ekibe bir katkımız oldu. Acilde çalışırken bu atölyeye gelmek nasıl böyle size nasıl bir moral veriyor ya da nasıl bir duygu katıyor? Hocam acilde çalışmak çok yani farklı bir iş ortamı. Bütün değişik insanlarla karşılaşıyorsunuz. Ben de resimlere biraz bunları aktararak devam ediyorum. Vortizm akımı dediğimiz bir olay var ya, yaşadığın olayları aktarma. Rahatlıyoruz, vakit bulmaya çalışıyoruz. Molalarda çay yerine gelip resim yapıyoruz biz burada. Emeklerinize sağlık Ferda Hanım, siz de. Çok sağ olun. Evet Erdal Hocam, şu hani bölümü de gösterelim demiştik, orayı da gösterelim. Buraya girdik hocam. Burası çocuk, eski çocuk yoğun bakımının izolasyon odaları var. Böyle değişik bir odalar. Boşaldıktan sonra biz burayı resim deposuna çevirdik. Yaptığımız eserleri buralarda depoluyoruz çünkü başka yerimiz yok. İlk başladığımızda sevgili hocam bir önceki başhekimimiz vardı. O da evet, bugünkü başhekimimizde. İkisi de sağ olsunlar bunu, sanatı, sizleri çok destekliyorlar. İkisinin de adını anabilir miyiz? Tabii ki. Profesör Doktor Murat Alper, eski başhekimimiz, şimdiki başhekimimiz Burhan Kurtuluş. O da bizim çalışmalarımızı destekliyor, sergilerimize geliyor. Her gördüğünde nasıl gittiniz diye soruyor ki bunlar güzel destekler. Hepimizi böyle şey gururlandıran bir şey. Evet, onlar olmasaydı belki bugüne kadar böyle yolda alınamazdı. Çünkü burası izin vermeden biraz zor. Hocam bu konuda biraz çaba sarf etmek gerekiyor biliyorsunuz. Yani talep etmeden, mücadele etmeden şey sunmuyor maalesef hocam. Evet. Yani biz her derdimizi, sıkıntımızı, sorunlarımızı anlatmamış olsaydık pandemi döneminde bu kapı bize açılmayacaktı. Biz bu konuda Erdal Hoca ile defalarca tartıştık. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye. En son sağ olsun Murat Hoca ile görüşünce bu talebimiz kabul edildi. Aksi takdirde biz de kendi getolarımıza otursaydık ya kimse bize bir şey yapmıyor diyebilirdik. Ama biz gerçekten bu konuda çaba sarf ettik. Peki güzel dostlar. Dış Kapı Sanat Atölyesi çok ciddi anlamda diğer hastanelere de örnek oluyor. Umuyoruz böyle sanat atölyeleri açılır, çoğalır, devam eder. Erdal Hocam, Osman Hocam veya Didem Hocam, yarınlar için ne söylemek istersiniz? Evet, yarınlar için söyleyeceğimiz keşke bütün hastanelerin, yani bir yemekhanesinin, bir kantinin, otoparkının olduğu gibi sanat alanlarının da olması. Çünkü sanat bir estetik kaygıdır. Estetik kaygı hayatın her alanında var. Oturduğunuz yerde, evde, iş yerinde bu estetik kaygıya sahipseniz hayata bakış açınız, gülümsemeniz, güzellikleri paylaşmanız çok daha doğrusu şey, iş veriminizi arttırır en basiti ve sizi mutlu eder. Çok güzel. İnsanlar mutlu olduğu zaman da toplum mutlu olur. Ben bu konuda bir şey söyleyebilir miyim? Çok sizleri kutluyorum. Hakikaten Necati Hoca sayesinde bu konuda ben de... Sesim geliyor mu Necati? Geliyor. Bu konuda ben de bilgi sahibi oldum. Atölyeniz hakkında çok merakla izliyorum ve bir gün de gelip ziyaret edeceğim. Evet, bir gün gidelim. Şimdi benim babam da Hacettepe'de profesör doktordu ve emekli oldu. Sonra da kaybettik ama Ahmet Tuncer. Şimdi benim çocukluğum sağlık ocaklarında, hastanelerde geçti hep.
Hep hatırladığım bir şey şu var. Sus işareti yapan bir hemşire. Yani bir sanat eseri, bir sanat kaygısı o zamanlar hiç yoktu. Belki bir iki tane de resim vardı. Hani orada sağlık ocağının işte neşelenmesi için ya da sonradan Hacettepe'de duvarlarda sanat eserlerini görünce ressamların reprodüksiyonlarını çok mutlu olmaya başlamıştım. Çünkü resim yapıyordum ben de. Sizi kutluyorum. Keşke bütün hastanelerde, bütün sağlık ocaklarında, her yerde sanat galerileri olsa. Çok teşekkür ediyorum. Emekleriniz için çok sağ olun, var olun. Çok Peki. teşekkürler hocam. Sağ Osman olun. Hoca, yarınlar için ne söyleyecek Osman Hocam? Evet. Hocam, çalışma hayatı hele de Türkiye'de oldukça stresli. Hocam ses iyi değil. Ses duyulmuyor. Geliyor mu şimdi? Hocam, Osman Hocam ses duyulmuyor. Hocam. Duyabiliyor muyuz sesini? Yok Hayır. hocam, duyulmuyor. Yok, Osman geldi. Hocam ses duyulmuyor ama. Aslında açık, sesin açık ama duyulmuyor. Biraz uzaktasınız galiba. Yok, şeyden Hiç elindeki gelmiyor, evet. telefondan. Hocam duyulmuyor ya. Ses duyulmuyor. Ses teknik Görüntü olarak var, ses yok. duyulmuyor ses. O zaman sevgili Didem hocamdan duyalım. Hocam ben şey diyeceğim bir de hani sadece resim değil müzikle edebiyatla ilgilenen de çok fazla insan var. Biz mesela atölyeye ziyarete gelen bir hastane personeli vardı. Halk ozanıymış. Kendi bestelerini falan dinletmişti bize. Mesela o bir kurs varsa işte bağlama kursu varsa bir sürü insan gelir. Hastanenin de hani şu an aktif olmayan bölümleri var. Oralarda hani çok uygun bence bu kurslar için. Onun dışında edebiyat kulüpleri kurulabilir. Yani birçok alanda etkinlik yapılabilir. Yani bu sağlık çalışanlarını rahatlatmak adına. Umarım olur yani. Umarım buna destek olan insanlar çıkar yöneticiler arasından. Diğer hastanelere de yayılır Sizin diyorum. öncülüğünüzde bence bu açılacak, yayılacak. Hem hastane çalışanları hem de hastalar için. Hatta bizim Erdal Hoca ile böyle birkaç tane çalışmamız da var, değil mi Erdal Hocam? Evet Hem çalışanlar hem de hastalar. Evet, hocam. buyurun. Erdal Evet. Hocam. Bu bizim ilk başladığımızda sadece sağlık çalışanlarına yönelik bir projeydi. Sanatla ilgilenen insanların gelip çalışmaları için. Daha sonra burası devamlı açık olduğu için ilgilenen hastalar, böyle durumu uygun olan hastaları da biz atölyeye getirdik. Nöbetçi olduğumuz zamanlarda onların odasına gittik. Ve elimizde çok güzel bir veriler çıktı. Yani insanlar hasta olarak yattığı zaman hep asık suratlı insanlar, kötü şeyler beklentisi içinde. Ve ilk defa insanlar, aa böyle şey nasıl olur demeye başladı. Ve bu hastalarımızdan da yaklaşık 10-15 kadarı hala çalışmalarına devam ediyor. Hastaneden taburcu olduktan sonra bunlara çoğunu halk eğitim merkezlerine ayarladık. Neredeyse her mahallede rahatlıkla çalışabileceği ortamların olduğunu gördüler. Ve inşallah da bunlardan çok güzel eserler çıkar. Hatta bazı eserlerimiz de sanayide, sanatta sergileniyor. Hastaların Aa, yaptığı evet, resimler. bugünlerde Bilgin Bey'in özellikle büyük çabalarıyla yine güzel bir şey var, değil mi? Evet, Evet. evet. Osman Hocam bir daha deneyelim konuşmayı. Gelmiyor, evet. Ben bir şey söyleyebilir miyim bu arada? Osman Hocam yazık yani yok sesi Osman gelmiyor. Hocamdan Evet. ses gelene Dediğini kadar dinliyoruz. arayı Evet. doldurayım. Bir hastanede aynı odada yan yana yatan iki kalp hastası vardır. Yataklardan biri pencere kenarında, diğeri duvar dibindedir. Pencere kenarında yatan hasta sabahtan akşama kadar pencereden dışarı bakıp seyrettiklerini duvar dibinde bir şey görmeyen, aynı kaderi paylaşan hasta arkadaşını anlatır. Bunu hepiniz biliyorsunuz ama izleyicilerimiz açısından. Hava güneşli, karşımızda park var, orada çocuklar neşeyle oyun oynuyor filan diye bu güzel tabloyu anlatır. İki hastanın diyaloğu böyle sürüp giderken pencere kenarında yatan hasta bir kalp krizi geçirir. Doktor çağırır ama duvar dibinde yatan hasta düğmeye basmaz, arkadaşı ölür.
Ertesi gün duvar dibindeki hastayı yatağından pencere kenarındaki yatağa taşırlar. Beklediği an gelmiştir. Yattığı yerde pencereden dışarı bakar. Ancak dışarıda gördüğü sadece bir duvardır. Bu çok hazin ve güzel bir öykü. Hasta morali ve hastaya verecek Evet. katkı açısından bu çok psikolojik bir yaklaşım. Hakikaten sanat, müzik binlerce yıldır süren bir şey. Bergama'da biliyorsunuz Asklepion'da hem müzikle tedavi vardı, hem işte orada termal tedavi vardı, hem de psikolojik tedavi vardı 2000 yıl önce. Bu topraklarda değil mi? Ve evet, Hipokrat vardı. Hipokrat'ın öğrencisi vardı. Galenos vardı. Çok meşhur doktor, tıp bilgini. Bergamalı Galenos kitapları da vardır. Bunu da araya şey yapmak istedim, girmek istedim. Evet, Teşekkür ederim. son kez Osman hocama mikrofonu uzatıyoruz. Bakalım duyabileceğiz mi? Yok. Ben de bir Evet, şey maalesef. söyleyeyim O hocam. zaman Şöyle üçten hocam, önce yerinde son hocam söz sözü. Didem'in, sevgili Didem'in olsun. Hocam bu şansı bize tanıdığınız için teşekkür ederiz. Her fırsatta bizi tanıtmak için hani bir şekilde sunumlarınıza falan da katıyorsunuz. Yani insanlarla tanışmak, sanatla ilgilenen insanlarla, hocalarla tanışmak bizim için hem keyifli, hem ilham verici, hem motive edici. Bu ortamda bulunmak da hayatıma inanılmaz bir renk kattı diyebilirim. Umarım hastanede de çalışmaya devam ederiz. Sergilere katılmaya da devam ederiz. Sizinle sohbetlerimize de devam ederiz. Hocam, yolunuz açık olsun diyorum. Teşekkür Üçlüye ederim. dönüyorum. Evet. Evet hocam. Şimdi şöyle hocam, bu topraklarda işte Homeros'un toprakları, Yaşar Kemal'in ve Nazım Hikmet'in izinin olduğu topraklarda elbette bizim sanatla uğraşmamız gerekiyor. Bu aslında bizim bir görevimiz, zorunlu bir görevimiz. Yani bir birey olarak. Çünkü bu topraklara da işte binlerce yıllık bir sanat tarihi var. Sanatla uğraşan yüzlerce, binlerce insan var. İşte bu divan edebiyatı, şiiri, müziği, edebiyatı, öyküsü. Elbette ben az önce dilim arkadaşım da söyledim. Yani edebiyat atölyesiyle ilgili çalışmalarımız oldu. Ama maalesef insanları bir araya getirmek çok zor oluyor. Benim temel ilkelerimden bir tanesi eylemde kararsızlık, başarısızlık getirir. Eğer biz hayatın her alanında, bu sanat olur, başka bir şey olur, kararlıysak başarılı olur. Eğer bundan sonraki süreçte de öyle. Yani atölyemize sahip çıkarsak, kenetlenirsek bu atölye devam eder. Ama ben bireysel çalışırım, ben bireysel yaparım diyorsa zaten o atölye orada gerçekten yürümez Kesinlikle. hocam. O yüzden. Çünkü sanat yolunda daima yalnızsınız. Bir yere kadar Necdet Hoca size destek olur, alır, götürür. Bir yere kadar Bilgin Aygün sizi destekler. Bir yere kadar Osman Hoca yanınızda olur. Ama ondan sonra yalnızsınız. Geçmiş olsun. Kendi yolunuzu kendiniz belirleyeceksiniz. Ona göre devam edeceksiniz. O Nazım yüzden. da yalnızdı, Yaşar Kemal de yalnızdı, Homeros da yalnızdı. Dünyanın en ünlü ressamları da yalnızdı hocam. O yüzden biz yalnızlığı değil de hep beraber bir Birlik. şeyleri yapmayı, bir beraber çalışmayı teşvik ediyoruz. Elimizden geldiği kadar da bütün hastane personeline tek tek ulaşın, buraya gelmelerini, neler yaptığımızı anlatmaya çalışıyoruz. Bu konuda da bizlere destek olduğunuz için sizlere de çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Erda Hanım kapatın. Sen de. Hocam şöyle bir gerçek var. Sanat olmasaydı asla biz mutlu olamazdık. Çünkü işimiz stresli. Çok yoruluyoruz. Çünkü ama sanat alanımızda mutlu oluyoruz. Çünkü ne hiçbir şeye vakit kalmıyor. Vaktimizi sadece ne çıkartabiliriz'e bakıyoruz. Ben yıllardır karikatür çizdim ama hiçbir zaman ilerleyemedim. Çünkü mesleğim hemşirelikti. Hiç başka bir yöne giremedim ama hocalarım sağ olsun bize yol gösterdiler. Her şekilde mutlu devam edeceğiz. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz. Biz de bu hoş, enerjik, giden gelen, dolaşan sohbet için sevgili Evet. Mehmet hocam kapatsın bu Evet oturumu. efendim, hakikaten çok değerli bir iş yapıyorsunuz, hizmet yapıyorsunuz. Ülkeye yayılmasını diliyorum. Bu konuda aslında sadece hastanede değil, bütün kamu kurumlarında sanatın yaygınlaşması çok önemli. Belediyelerde, devlet kurumlarında buna da bir öncülük yaparsak hep beraber bence çok yararlı bir iş yapmış oluruz.
Çok teşekkür ediyorum katkılarınız, katılımınız için. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere güzel dostlar. Sağ olun, var Kendinize iyi olun. Bakın. Sağlık diliyorum.